Rabbimiz fe'tebiru ya ulil absar, ey aklı olanlar ibret alın bu geçmiş olaylardan diye emir buyurduğu halde tarihi hep işte Moğol istilası kaç yılında oldu diye öğreniyoruz. Sonuçları açısından tarihten bir ders çıkarmıyoruz. Bağdat düştü doğru, Şam parçalandı doğru. Mesela benim şahsi olarak hayatta en acı hissettiğim veyahut da bugün hala içime sindiremediğim, o yüzden de tarih ilmiyle meşgul olmayayım, canım sıkılmasın dediğim şey, Selahaddin Eyyubi gibi bir adamdan Haçlıları, bilmem İngiliz kralını nasıl denize dökmüş, Haçlıları perişan etmiş ve ümmeti Muhammed'i birleştirip Kudüs'ü yeniden hürriyetine kavuşturmuş bir adamdan kısa bir zaman sonra ümmeti Muhammed 30 parçaya nasıl bölündü, bunu hala anlayabilmiş değil. Bir kişilik otoriter mantık onun ölümünden kısa bir zaman sonra Haçlılara rahmet okunacak parçalanmayı getirmiş. Eğer biz bugün Selahaddin Eyyubi'nin sadece Kudüs'ü fethedişini ve ağlarım gülmem Kudüs fetholmadıkça deyişini alıp da ondan sonraki sistemi devam ettiremeyişini kınama açısından değil, ibret açısından, ders çıkarma açısından hastalandı, sistemi oluşturmaya vakit bulamadı. Ama Ömer bin Hattab da kanlar içerisinde kıvranırken muhteşem bir sistem buldu, ümmeti dertten kurtardı. Yani geçmişi, tarihi şurada mı gördü? Haçlılar kaç kişiydi, Müslümanlar kaç kişiydi? Yemeklerini yiyorlar, karavanadan mı yiyorlardı, makarna mı yiyorlardı, konserve mi yiyorlardı? Böyle basit şeylerle uğraşma yerine neydi, sonucu ne oldu değerlendirmediğimiz sürece, tarihten ders almadığımız sürece tarih olup gitmeye mahkum kalıyor.